zamanlar bir Pinokyo vardı, hatırladınız mı? Hani şu babasının tahtadan yaptığı kukla çocuk. Pinokyo biraz yalancıydı. Onun yalancı olduğunu biliyorduk çünkü ne zaman yalan söylese... Nasıl oldu? Ayağım takıldı. Demek ayağın takıldı. Aslında düşününce bizim Pinokyo pek de yalancı biri değildi. Ne zaman yalan söyleme girişiminde bulunsa burnu uzadığı için yalan söylediği hemen anlaşılıyordu. Ve biz Pinokyo'yu aslında yalan söyleyemediği için yalancı diyoruz. Günümüzde durum biraz daha değişik, biraz daha farklı. Anlaşılması biraz daha zor. Çünkü insanlar yalan söyledikleri zaman burunları uzamıyor ya da başka bir şey olmuyor. Söylenen yalanı da yalan söyleyeni de anlamak zor bu yüzden. Siz hiç yalan söylüyor musunuz bilmiyorum ama muhtemelen buna verilecek çoğunluk cevap evet olacaktır. Evet olmalıdır. Çünkü bu soruya verilecek cevabın evet olmaması bana çok da gerçekçi gelmiyor. Çünkü yaşamın her noktasında insanoğlu bir şekilde ya bir ucundan yalana dokunmak zorunda kalıyor. Kimi zaman karşısındaki insanı korumak bahanesiyle, kimi zaman onu üzmemek bahanesiyle, kimi zaman başka bir sebeple muhakkak bir ucundan yalan söyleme gereksinimi duyuyor insanlar. Yalan o kadar hayatımıza işlemiş durumda ki, yani rutin davranışlarımızın bir uzantısı gibi adeta. Aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz olarak tanımlıyoruz yalanı. Yalan başkalarını aldatmak üzerine kurulan olumsuz bir davranıştır ve sürekli hale gelen yalan söyleme eylemi bir süre sonra önceki söylenen yalanların açığa çıkmaması için yeni yalanları da beraberinde getiriyor açıkçası. Yalan söylediğinizde ve bunu tekrarladığınızda bir süre sonra önceki yalanlarınızın açığa çıkmaması için tekrar tekrar yalan söylemek durumunda kalıyorsunuz. Psikolojiye göre yalan söylemenin birçok sebebi var. Aşırı gurur ve kibir bunlardan biri mesela. Ya da az evvel söylediğim gibi yalan söylemek bir süre sonra bir zorunluluğa ve ardından bir alışkanlığa dönmüş olabilir ki bu en tehlikelisi bana göre. Karşınızdaki insanı kızdırmak için, onunla alay etmek için de yalan söyleyebilirsiniz. Belki zor bir işi yapmamak için, o zor bir işten kaçınmak için de yalan söyleme ihtiyacı duyulabilir. Ya da en ilginci ve bence günümüzde aslında en çok karşılaştığımız tür diyebilirim. Bilmiyorum dememek için yalan söylenebilir. Yani bir konuda bilmiyorum demek o kadar zor geliyor ki, bilmiyorum demektense bir yalan uyduruyoruz hemen. Yani kimi zaman bir olayı, bir durumu abartmak için de söylenebilir, bir gösteriş yapmak için de söylenebilir. Yalan söyleme sebepleri listesi daha da uzatılabilir baktığınız zaman. Ama şu an çok fazla uzatmayacağız. Ha bu arada eğer yalan söyleme, gerçeği değiştirme durumu ortaya çıkmıyorsa bir yalandan bahsedemeyiz. Cem Yılmaz'ın da söylediği gibi yalancılıkla ilgili paradoks var. Yani yalancı yalanı söyleyemeyen adama denir. Söyleyebilen adama yalancı diyemezsin çünkü söyleyebilmiştir. Anladın? Çok değişik, çok ilginç ve aslında çok kapsamlı bir konu bu yalan söyleme konusu. İrdelemeye, küçük bir araştırmaya kalktığınızda bile ulaştıklarınızın, okuduklarınızın sonu gelmiyor. Ama aslında bu videoda konuşacağımız esas konu bu değil. Benim bugün yalan söylemekten bahsediyor olmamın esas sebebi bu kitap oldu açıkçası. İhanetin 500'ü. Yalanlar üzerine kurulmuş müthiş bir dram olacakken son anda polisiyeye dönmüş bir kitap aslında bu. Evet, bir polisiye ilk sayfadan son sayfasına kadar o merak duygusunu, o soru işaretlerini hiç yitirmiyorsunuz. Çok da güzel kurgulanmış bir kitap. Ama diğer taraftan da müthiş bir dram aslında bu. İçindeki yalanlar öyle küçüktür, miniktir, beyazdır, pembedir diye başına getirilecek sıfatlarla küçümsenemeyecek tarzda yalanlar. Şimdi bakın, kapatın gözlerinizi ve kendi hayatınıza üçüncü bir göz olarak dışarıdan bir bakmaya çalışın. Çevrenizdeki bütün insanlar, özellikle en yakınınızdaki insanlar bile sizinle kurduğu ilişkiyi bir yalanın üzerine kurduğunu fark etsiniz. O yalanları ve o yalanları söyleyen kişileri fark etseniz ne hissederdiniz? Bir gün her şey açığa çıktığında en yakınınızda duran insanın bile sizin gözünüzün içine baka baka yalan söylediğinizi fark etseniz ve yıllardır yaşadığınız hayatı size organize ve sistematik bir şekilde söylenen yalanlar sonucunda yaşadığınızı fark etseniz, bu sizde nasıl bir yıkıma neden olurdu? Bunu bir hayal etmeye çalışın. Bu farkına varma durumu sizde bir öfkeye, bir patlamaya, bir savaşa mı sebep olurdu? Yoksa sizde baş karakterimiz Will gibi bir rahatlamaya mı gark olurdunuz? Bu açığa çıkma durumu sizi rahatlatır mıydı? Onun da söylediği gibi en çirkin gerçek bile en güzel yalandan iyidir deyip arkanıza mı yaslanırdınız? Bunu bir düşünün. Ve bunu düşünürken insanın en yakınındaki insanların bile gözünün içine baka baka yalan söylediği, ihanetlerin havada uçuştuğu bu dramdan hallice polisiye kitabını da okuyabilirsiniz. Türkiye'de ilk baskısını Haziran 2015'te Martı yayınlarıyla yapan ve yaklaşık 500 sayfalık olan bu kitap, Asla Vazgeçme, Orman, Oyun Bozan gibi çok okunan romanların da yazarı Harlan Coben'in imzasını taşıyor. Yazarın kaleminden İhanetin 500'ü çok sağlam bir kurgu, heyecan kesmeyen gelişmeler ve bir dizi sürpriz finalle size
güzel bir okuma deneyimi vaat ediyor. Kitabı okuduktan sonra düşündüklerimi, kitabın bana sorgulattıklarını sizinle paylaşmaya çalıştım. Siz de kitabı okuduysanız ya da okursanız düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki kitapla ve bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.